Yani, yani sırf İngilizce konuşabiliyor diye o 4000'le çocuk hep İngilizce konuşuyor ama işte ileride böyle Sikko böyle Asian aksanlı falan. Evet, Vietnam aksanlı İngilizcesi evet. Olacak bence. Bir şeydir. Netflix'te yani. İş bulur abi işte. Öyle düşünüyorum. Öyle biraz büyük düşünün abi. Sen hemen niye İngilizceyle gitsin, uluslararası şirkete işe girsin diye. Aynen. Şimdi o bakıcı işleri abi öyle bir denize düşen yılana sarılır ki biz böyle ben oğlum ben parkta milletin bakıcısının yanına gidip çok salça oldum mesela. Hayırdır? Fiyat mı soruyorsun? Kaç lira alıyorsun? Memnun musun falan? Vallahi billahi. Bizimkinin sesi marşaya benziyor da. Evet orada mesela milletin numaralarını aldığım falan işte babaannelerle flörtleşiyorum. Sizin de var mı bakıcı falan gibi ya. Rezillikti ya. Bulana kadar. Anlıyor musun şu iyi bakıyordur tabii diye. Canım çocuk mesela bir kere de anlar mısın? Tipinden bile anlarsın gibi geliyor bana. Yok ya çocuğa bakınca anlıyorsun. Çocuk mutluysa iyi bakıcı, bakıyor. Çocuk evet. Böyle şeyse hani işini salıncağa gitmek işiymiş gibi lan gene saat 7 oldu salıncağa gidiyoruz ama. Öğlen olsa da bir yemek yesek diye sallanıyor çocuk. Aynen. Hocam bizim ne zaman bakış bu salıncak şey ne zaman biter? Ben bir ara sıçacağım da altıma falan olursa. O kötü bakıcı mesela. Ya da Bayaz mutlu çocukların bakıcısını avlamak çok garip bir böyle headhunting head abi aynen. Head ben sonuçta 5000 Vietnamlıysa başka türlü headhunting head anladın mı? Böyle hani daha headshot gibi düşünebilirsin yani ona. O yüzden ablamızdan çok memnunuz. Kendisine de buradan selam olsun. Şey de var yine. Google'a böyle bir takım anne babalar Mustafa Sağar'ın bakıcısı falan diye böyle yazıyor. O da ama şey gibi olur. Mustafa Sağar'a bakan biri varmış gibi. Mustafa çok mutluysa bakıcısı iyidir öyle düşün yaşlı yani. Yaşlı önce sana da bakabilir belki. Bir de şey var yine modadan örnek vereyim. Çok yaşlı insanlara bakan yine Orta Asya kökenli bakıcı ablalar var. Çok yaşlı teyze var. Yani her gün köpekle önünden geçiyoruz. Bir gün ölüsüne denk geleceğiz diye çok korkuyorum. Aynı yerde o kadar yaşlı ki. Onu bir yere bir de yani oğlum bakıcı benim, hava alsın diye sadece sabit bir yere koyuyorlar. Kadın da, orada da hava almıyor ki yani. Modada gördüğüm maksimum böyle bakıcılık şey işte. Yani biz böyle köpeğin enerjisini atılmış şu kadar köpeği gezdiriyoruz abi. Bir yaşındayken bir türlü ona rağmen enerjisi bitmiyor falan. Bir gün böyle bir kadın geldi abi. Yanında 4 tane işte şu boyda köpek. İşte biri Dogo, bir tanesi Rottweiler böyle koşuyorlar bilmem ne falan. Ya dedim nasıl bakıyorsunuz ya nasıl bunların enerjisini atıyorsunuz? İşte diyor sabah çıkartıyorum 2 saat boyunca sahilde koşuyor. Sonra işte eve dönüyoruz. Evde ikinci için şöyle şöyle oynuyorum. Sonra akşam tekrar 2 saat çıkıyoruz falan dedim. Helal olsun ya bu nasıl bir köpek sevgisi falan. Sonra Gökçe işte şey dedi böyle hani. Dedim baksana ya nasıl bakıyor köpeklerine. Sen dedi bu köpekleri onun zannettin değil mi dedi. Hayır dedi. Evet dedim. O da köpek bakıcısı. Evet abi köpek bakıcısıymış sadece. O evin köpeklerine bakan ayrı bir bakıcı. Şey de çok garip. Bence mükemmel. Türkmen benim. Köpek bakıcısı mı? Bu arada sanırım öyleydi. Köpek de diyor o benim taşım benim kemiğimi, benim kemiğimi yeri ver. Bir de köpeğin enerjisi bitmiyor ne abi ya. Köpeğin enerjisi bitsin mi istiyorlar mesela? Yani, ölsün aman okuyayım. Çünkü hani böyle, en iyi köpek yorgun köpektir. Yani. Belirli bir noktada yani? Enerjisini atamazsa koltukları yemeye başlayan köpekler öyle çıkıyor yani. İşte yani. Çocuk da aynı öyle. Enerjisini atamazsa koltuğu... Soba kurup elini sobaya sokuyor yani. Korkuyor musunuz peki mesela çocuğu bunları görür işte... Oğlum nelerden korkuyoruz ona sıra mı geliyor? Çocuğumdan önce... Yine Kuzey Avrupa aynen, endişeleriyle geldi ya Bora yani. Derde problemi var. Ondan değil de daha güzel şeylerden korkuyorum mesela. Çocuğum ben kreş parasını toplayabilecek miyim onu düşünüyorum. Olacak.